Sorry, I'm deaf. Biz hep şunu ifade etmeye çalışıyoruz ki büyüklerimizin öğretisi bu olmuş. Bunu görmüşüz büyüklerimizden. Sizler İbnül Vak değil, Ebul Vakt olun buyurmuşlar. Bunu hep altını çize çize söylüyoruz. Yani Vakt'ın oğlu değil, Vakt'ın babası olun ki Vakt'ı siz yönlendirin, gündemi siz belirleyin. Evet. Dünyanın bir gündemi var. Bu dünya içinde Türkiye'nin farklı bir gündemi var. Dolayısıyla insanın daha farklı bir gündemi var. Rabbimizin haliyle çok daha farklı bir gündemi var. Bu gündemlerin bir kesişim noktası var mı yok mu? Bu gündem ne olmalı? Bugün biraz bunu konuşacağız. Bunu dertleşeceğiz. Yani cemaat ne derse desin, imam bildiğini okur demişler. Biz bildiğimizi okuyacağız. Evet. Niye biz bildiğimizi okuyacağız? Biz öyle emir verilmişti ondan. Bize okumamız gereken şeyler, yani gündemlerimiz bildirilmiş. Siz başıboş mu kalacaktınız? Serbest mi bırakılacağınızı zannediyordunuz? Yani gündemsiz, kuralsız, kavramsız, usulsüz, kendi başınıza, hudayi mümbit. Alemde böyle bir şey yok. Hani şimdi biz diyoruz ya serseri mayın gibi, böyle bir ifade var. Adam serseri mayın gibi dolanıyor. O kendini öyle zannediyor, öyle bir şey yok. Bu mülkün bir sahibi var. Limen el mülkül yevm soruyor Cenab-ı Hak. Bugün bu mülkün sahibi kim? Bize soruyor ama kendi cevap buyuruyor. Soruyu bize soruyor. Bugün mülkün sahibi kim? Yani bugünden kasıt, dünü ve yarını da kuşatıyor. Sadece bugünü sormuyor. Yani dün kimdi, yarın kim olacak? Bu değişmeyen bir kaide. Alım satım yok bu işte. Bir miras değil bu. Dün babamdaydı, bugün bende, yarın oğluma kalır. Hayır. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Biz nefsimize uyar da yanlış şey söyleriz diye yine cevabı kendisi buyuruyor. لِلَّهِ وَاحِدِ الْقَحَّارِ Bu Allah ki tek olan, yani mülkünde hiçbir ortağı olmayan, danışmanı olmayan, müsteşarı olmayan, ihtiyaç da duymayan vahid bir olan ve kahhar. Dilediği anda da yok eden, bitiren, her şeyi sonlandıran böyle bir Allah Azze ve Celle mülkün sahibidir. Sen marabasın. Sen kiracısın konumuna göre. İcarcısın. Bundan öte bir konumun yok. Bu alemde icarcısın.
Hiçbir zaman ev sahibi olmayacaksın. Bu hakkı vermemiş sana. Lehu mulkus semavati vel ard. Gördüğün göremediğin, düşündüğün düşünemediğin, idrak edip edemediğin ne varsa, ne varsa gözünle, kızılötesi ışınlarla, teleskoplarla, mikroskoplarla, tekniğin en son aletleriyle neyi görebiliyorsan, algılayabiliyorsan, ulaşabiliyorsan, varlığından haberdar olabiliyorsan, lehu, bütün bunların hepsi onun. O onun. O kim? Allah. Ne dedik? El-evvelu Allah. Başlangıç onunla, ondan. Vel-ahiru Allah. Son, sonuç ona, onunla. El-lahiru Allah. Görünen, bilinen, anlaşılan o Allah. Vel-batinu Allah. Göremediğimiz, gizlide olan, bizim sezinleyemediğimiz, her şeyin arkasında olan yine o. Yine o. Şimdi sen neredesin burada? Sen neredesin? Sen çocukken oyun oynardık. Hatırlarsınız. Oyunda fasulyadan tabiri vardı. Fasulyadan. Oyuna katarlar mesela birini. Bizim bazen oynadığımız arkadaşlarla yaşımız çok küçük olurdu. Bizle oynamazlardı. Onlarla oynayabilecek durumda değildik yani. Ama biz hemen mızıkıyorduk. İşe ağlamaya döküyorduk. Onların da oyununu bozuyorduk. Onlara da huzur vermiyordu. Çocukluk yarı deliliktir. Onlar da bu sefer birbirlerine diyorlardı ki yolumuzmuş var, biz o zaman anlamıyorduk. Fasulyadan diyorlar, bizi de oyuna katılıyorlar. Yani ağlayıp da onların oyunlarını bozmayalım. Huzurlarını bozmayalım. Veya gidip ailelerimize şikayet etmeyelim. Gidip annelerimize, babalarımıza söylüyordu. Bizi oyuna katmıyorlar diye. Fasulyadan diyorlar. Biz de fasulyadan oyuna katılmıyorduk. Şimdi adeta Rabbimizin huzurunda biz fasulyadan. Evvel o, ahir o, zahir o, batın o. Canım benim ya, bu kürsü benim. Bu mescit benim. Bu apar topar benim. Nasıl senin? Fasulyana. Ağlayıp sızladık. Bir dikili ağacımız yok diye. Rabbimiz de verdi. Bana sana fasulyadan. Yunus buyuruyor ya. Koca Yunus. Mal sahibi, mülk sahibi. Nerede bunun ilk sahibi? Gel gel, mal da yalan, mülk de yalan. Hadi var biraz da sen oyalan. Senden öncekiler oyalandılar, sıra sende. Gel biraz oyalan. Güçlüyüm, kuvvetliyim.
deme var mı ben gibi. Eser bir sert rüzgar, savurur karman gibi. Evet. İşte başıboşluk yok. Elem yeku ey mutlaka yaratılışından ölüme kadar sen bir disiplin içindesin. Olmak zorundasın. Disiplin içinde olmak zorundasın. Buna İslam diyoruz. Bunun adı İslam. Seni İslam ile terbiye ediyor Cenab-ı Hak. İslam ile eğitiyor. İslam ile öğretiyor. Bu yüzden dünyanın, Türkiye'nin, insanın, Mevla'nın gündemi bir noktada buluşmak durumunda. Kesişmek durumunda. Bunu biz bizden olmayanlara söyleyelim diye öğretiyor Cenab-ı Hak ki Bismillah lekum dinukum veliyed. Anlaşamadık. Anlattım anlamadınız misal. Anlatamadım vesaire. Sizinki size, bizimki bize. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Bunu biz Rabbimize karşı diyemeyiz bak. Veya Rabbimiz bunu bize demiyor. Tamam olmadı, siz beceremediniz. Hadi sizinki size, bizimki bize demiyor. Öyle değil. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ اِسْلَامُ buyuruyor. Sizin için tek geçerli çağrı, kurtuluş, netice İslam. Senin bulduğun değil, seni keşfettiğin, seni fehmettiğin, senin anladığın değil. Bizim emrettiğimiz bunu diyor Cenab-ı Hak. Bizim istediğimiz. Yani onun katında ne ise, onun yanında ne ise, bizim yanımızda da o olmak zorunda. Başka bir tercih şansımız yok. Gündemlerin birleşmesi lazım. Gündemler birleşmeyince 15 Temmuzlar oluyor. Suriyeler doğuyor. Iraklar oluşuyor. Oluşuyor, oluşuyor. Farklılıkların getirdiği azap. El fılka'u azabun. Gündemlerin farklılaşması azaba sebeptir. El vahdetu rahmetun. Birleşti mi gündemler? Allah'ın gündemiyle buluştu mu? Örtüştü mü? Rahmettir. Kurtuluştur. Neticedir. Huzurdur. Allah'ın gündemiyle buluşacak. Evet.
lekum dinukum veliye din. Her isim, her kavram, her kuram, bizim benimsediğimiz, sistemleştirdiğimiz, gündeme getirdiğimiz hepsi bir dindir. Bunlar birer dindir. İsimlendirdiğimiz, şekillendirdiğimiz şeyler kendimize göre bizim dinimizdir. Bunların Allah'ın yanında bir geçerliliği yoktur. اِنَّ الدِّينَ عَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininin, Allah'ın belirlediği kuralın, kavramın, kaidenin ismi İslam. Sadece ve sadece işte bu İslam, halis olan, muhlis olan, katışıksız olan İslam Allah'ındır. Senin belirlediğin değil. Allah'ın belirleyip içine bir şey karışmayan o din Allah'ındır. Sen o din ile bütünleşmek zorundasın. O dini yaşamak zorundasın. O dini anlamak, anlatmak zorundasın. Yoksa 15 Temmuz'la bitmez. Bu gece mi oturacaklar? Dün gece mi oturdular? Ha? Kıyamete kadar hep otursalar 15 Temmuz adına şey yapabilirler. Bakın bu insanlara seccadede oturmak zor geliyor. Desen ki gece kalk iki rekat teheccüd kıl ya. Bakıyoruz şimdi sosyal medya üzerinden herkes birbirine yazışıyor. Nöbete geliyor musun, nöbete gidiyor musun, nöbette misin? Ne oluyor ya, ne var? Bu milletin elinden dini alındı. Yerine layıklık konuldu. Bu milletin elinden mezhebi alındı, yerine demokrasi konuldu. Bu milletin elinden kitabı alındı, yerine nutuk konuldu. Bu milletin elinden peygamberi alındı, yerine modern Ramsesler konuldu. Bu milletin elinden örtüsü, iffeti, namusu alındı, yerine modernizm konuldu. Bu milletin elinden, peygamberinden ona miras kalmış hadisleri, sünneti alınıyor. Yerine batı anlayışı, müsteşrik fikirler getiriliyor. Bütün her şey gitmiş. Kimse nöbete gelmiyor. Bunlar için bir nöbet yok. Din için, mukaddesat için, İffet namus için nöbet yok. 28 Şubat'ta neredeydiler? Neredeydiler bu insanlar? Evet. İslam için bir gayret yok. Ama ne zaman birilerinin koltuğuna, siyasetine iş dokunulmaya başlıyor, düşman işte tarlalarına girdi o zaman yani. Hemen fetih başlıyor. Siyasete dokununca işler karışıyor. Diyanete dokunulduğunda, dine dokunulduğunda mesele yok. Sanki bunlar da Ebu Talib'in dediğini diyorlar.
Abdülmuttalib'in, hani Ebrehe Kabe için yalvarmıyor musun dediğinde, Kabe'nin sahibi var dedi, Kabe benim değil, ben bana ait olanı savunuyorum. Kabe'nin sahibi de Kabe'yi savunsun. Yani lisan halleriyle diyorlar ki, devlet bizim, siyaset bizim, din bizim değil, dinin sahibi savunsun. Bu mitinglerin adı ne, bu oturmaların, kalkmaların? Demokrasi mitingi. Yani FETÖ İslam akidesini bozmuş, İslam ile oynamış, milletin elinden örtüsünü almış, Kur'an'ı tahrif etmiş, ibadetleri bozmuş. Sorun değil. Sorun ne? FETÖ devlete talip olmuş. Sorun bu. O yüzden hop oturup hop kalkıyoruz. Hepimiz daha önce FETÖ'nün dinindendik. Onun bütün anlattığı şartları uyguluyorduk. Onun fetvalarıyla amel ediyorduk. Çünkü kolaycılığı öğretiyordu bize. Gündüz namaz kılmayın, akşam eve geldiğiniz mi toptan kılın diyordu. Öyle yapıyorduk. Kalan şeyler teferruattır diyordu. Öyle yapıyorduk. Peygamberlere inanmak iman esası değil, çizin diyordu. Bu kemaldir, iman değildir diyordu. Çiziyorduk. Gayrimüslimler de bizim kardeşimizdir, bu imansızlar cennete gidecekler diyordu. Gönlümüzü onlara ardına kadar açıyorduk. Bunlarda sorun yoktu yani. Bakın, adama cenneti verdik, adama diyaneti verdik, adama ibadeti verdik. Ama adam bir karış toprağı bizden işledi, kıyametler koptu. Yok, onu vermiyoruz dedik. Hoca, sen FETÖ'cü musun? Benim ne olduğumu o bilsin yeter. Senin bana ne dediğinin bir önemi yok. Onun huzuruna gittiğimde o bana ne diyecek, o önemli. Çünkü bana burada geçmişte her şeyi dediler yani. Bana Erbakancı dediler. Bana mürteci dediler. Yobaz dediler. Şeriatçı dediler. Gerici dediler. Hümeynici dediler. IŞİD dediler. Karasesçi dediler. Yani nerede bir fitne çıktıysa dünyada, yeryüzünde, onu benim üstüme yıkmaya çalıştılar. Benim derken şahsımı kastederek söylemiyorum yani. Müslümanların. Bugün de varsın, FETÖ'cü desinler. Her şeyin doğrusunu bilen bir sağlık yok mu? Ha. Evet. Mahluk bilmezse demiş, Halık bilir. Bu insanlık adeta, affedersiniz, FETÖ'nün kuyruğuna yapıştığında, ben FETÖ mücadelesi veriyordum, ona kafir diyordum. İnsanlar, sen onu kıskanıyorsun, onun hizmetini yapamıyorsun diyorlar. 30 sene evvel ben FETÖ'yü tekfir edenlerdendim. O gün FETÖ'cü olmadım. Adam olmadım ayrı ama FETÖ'cü olmadım. Ben çıtamı kendime göre Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a koymuştum. Ben Muhammedi olma gayreti içindeydim. Bugün de aynı gayretteyim. Rabbim şaşırtmasın, yanıltmasın. Evet. Ama meselenin bir gerçeği olmalı. Dala vera, dala vera, Kürt Mehmet nöbeti hesabı bu iş görmez. Oturmalarla, kalkmalarla bu iş olmaz. Evet.
Ya eyyuhel mudessir. Ey korkan, ürken, sakınan, saklanan, örtülere bürünen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şeylerden çekinen, bir şeyleri saklayarak korumaya çalışan, muhafazaya çalışan, şeylerin üstünü örterek geçiştirmeye çalışan, eyyuhel müdessir, satreden, gizleyen, bu sonuçsuz işleri bırak. Bunlarda bir sonuç yok. Gizleyemezsin. Allah'ın takdir ettiğini, Allah'ın murad ettiğini sen gizleyemezsin. Güneşi örtemezsin. Kum, hemen kalk. Doğrul. Kalk gerçekleri anla. Neye mal olursa olsun. Oturma. Kalk buyuruyor Allah. Bunlar oturmaya davet ediyorlar. Otura otura bu hale geldik. Allah kalkın buyuruyor. Kum. Fe'enzir. Korkutun. Yani hakkın kurallarını söyleyin. Kimin zoruna giderse gitsin. Kimin gücüne giderse gitsin. Bakın bir başka vazife daha yüklüyor. Cenab-ı Hak. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Kalk. Niçin kalk? Rabbinin ismini yücelt. Rabbini zikret. Onu an. Ona davet et. Allah'a davet et. وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ. Bunu yaparken de ayetin zahirinde elbiseden bahsediyor Cenab-ı Hak. Esva, siyah, tertemiz ol buyuruyor. وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ. Tertemiz bir şekilde arınmış bütün zihni, fikri, kalbi şüphelerden, endişelerden, şeklerden, gayri İslami olan her şeyden arınmış, durulmuş, tertemiz bir şekilde kalk Rabbinin ismini yücelt. Melek öyle yapıyor. Ben seccadenin üstünde bir nöbet bekle. Bir koyun sağacak kadar bile olsa diyor Cenab-ı Peygamber. Bir koyunu sağacak vakit olsa bile gece kalk. O gizli aşikar her şeyi biliyor. Sen bir kalk. Gündemi birleştireceğiz ya, gündem böyle birleşiyor Müslümanlar. Allah ile gündemimizi böyle buluşturabiliriz.
o meydanlarda değil, marş söyleyerek, kadın erkek birbirimize karışarak, eğlence düzenleyerek, şarkı türkü söyleyerek gündemlerimiz Allah'ın gündemiyle birleşmez. Akimiz sala buyuruyor Cenab-ı Hak. Kalk namaz kıl. Liduluk-i şems ila vasakil leyl. Geceleri değerlendirmek istiyorsan, gündemleri buluşturmak, kavuşturmak istiyorsan geceleri kalk. Sehere yakın vakitlerde, sabaha yakın vakitlerde kalk. Seccadende nöbet tut, namaz kıl. Kur'an-ı Fecr, o gecelerde, o sessizlikte, o sakinlikte, sırf meleklerin dolaştığı o saatte, teftiş anında Kur'an oku, zikret, gözyaşı dök. İnne Kur'an el fecri kâlu meşhûdâ. Evet, Kur'an sana şahit olsun. Kur'an'la bütünleş ki, Kur'an'la birleş ki, Kur'an'la yoğrul ki, o sana şahit olsun. Sen onun hakikatlerine şahit ol. İbrahim Hakkı Hazretleri öyle buyuruyor ya. Çün uyudun bunca yıl haddi nefsi çün. Bunca senedir nefsin adına uyuyorsun, yatıyorsun diyor. Nefsin için yatıyorsun. Ne olur? Ah ne olur? Bir iki şeft, bir iki gece. Yari gari çün uyuma. O gönül dostun için, gizlinin gizlisini bilen, senin bütün gizliliklerine nüfuz eden o dost için, uyuma bir iki gece. Ki gündemin birleşsin, buluşsun. Onun için uyuma. Meydana çıkıp şarkı türkü söylemek için değil. Ateş yakmak için değil. İstiğfar için bir milat var mı? 15 Temmuz bir milat. Allah rahmet etsin. 250 şehit verdik yuvarlak insan. 2000'de gazimiz var. Allah hepsine acil şifalar, geniş imkanlar versin. Şehit olanlarımıza zerreler adınca rahmet eylesin. Evet. Ve bakın bazıları güzel değerlendiriyor. Hatim okuyor, Kur'an okuyor. Hediyeler gönderiyor, yani manevi sofralar kuruyor. Allah razı olsun onlardan. Hiç düşündük mü ki bu hangi günahımızın karşılığı? İstiğfar için bir milat bedenleyelim, oturup ona tevbe, tevbe edelim. Başınıza gelen bütün musibetler, ellerinizle işlediğiniz kötülüklerin karşılığı nefsinizdendir buyuruyor Cenab-ı Hak. Bütün kötülükler nefsinizdendir. Bütün iyilikler Allah-u Teala'dandır. Öyleyse bunlar ihtilali yapamadı, kazanamadı, muvaffak oldu bir iyilik. Peki bu Allah'tan teşekkürü böyle mi yapacağız? Allah'ın şükrü böyle mi olmalı? İşte burada ortaya bir şey çıkıyor. İnnel insane zayıfa buyuruyor Cenab-ı Hak.
insanoğlu çok zayıftır. Güçsüzdür, kuvvetsizdir. Adeta insanoğlu gördüğünün, yaşadığının, maddenin esiridir buyuruyor Cenab-ı Hak. Zayıftır. Bu zafiyetten kurtulmamız lazım. Bizde bu zayıflık var olduğu sürece herkes bizi kullanmak isteyecek. Herkes bizim üzerimizden işini yürütmek isteyecek. Kur'an bizim bu zafiyetimize özellikle dikkat çekiyor. Acaba insanoğlunun kendisi kendi zayıflığının ne kadar farkında? Acziyetimizin ne kadar farkındayız muhteremler? Bu konuda hepimizin düşünceleri farklı farklıdır. Hepimiz kendimizi güçlü hissediyoruz. Şeyler yaptığımıza, yapabileceğimize inanıyoruz. Kendilerinde olmayan gücü varmış gibi vehmeden böyle düşünen bir sürü insan var. Olmadığı halde kendini güçlü sanan. Sahip oldukları güç ile istikbal ve istimaya yeltenenler, kibirlenenler, kendilerini ihtiyaçsız sananlar, benim şey ihtiyacım yok. Firavunlaşanlar, haşa en büyük Allah benim diyordu Firavun. Ene Rabbukumul A'la. En büyük Rab benim diyordu haşa. Bir kaşık su da buldu. Nemrut aynısını söylüyordu. Bir topal sivrisinek yere devirdi. Sivrisinek. Allah'ın askeri. İlahlık iddiasında bulunan Nemrut'u devirdi. Acziyetlerinin idrakı ile Allah'a ihtiyaç duyanlar. Bir de bu kesim var. Aczini bilip kendisini sürekli Allah'a muhtaç hisseden, Allah'tan yardım isteyen, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyen, sahip oldukları ile elindeki imkanlarla tekasür, malının, mülkünün, neslinin çokluğuyla, hatta bu işi o kadar ileri götürmüşler ki Kur'an'ın beyanı, kabirlerin çokluğuyla bile iftihar etmişler. El-hâkümüt tekasür, hatta zûrtumul makâbir buyuruyor Allah. Hatta o kadar ileri gittiler ki bunlar, kabirlerin çokluğunu bile bir büyüklük, bir güç, bir çokluk saydılar. Bizim bu kadar ölmüşümüz, ölümüz var. Subhanallah. İnsanın acziyetine bakın. Tefahür, fakırlanma, kibirlenme, büyüme ve tekebbür. Haşa küçük dağları onları yaratmış sanki. Yollarını seçip güç temerküzüne kapılanlar, güç hastalığına, güçlülük hastalığına kapılıp gidenler, tamah ve tuğyan yolunu seçtiler. Allah'a isyan yolunu seçtiler. Allah'a ihtiyaç hissetmediler.
elde ettikleri güce dayanarak insanlar üzerinde ilahlık taslamak sefaletine düştüler. Allah'ın gücü karşısında. İşte fetvanınla yapmaya çalıştığım bu idi. Ben kainatın imamıyım diyordu. Ben kainatın imamıyım. Bu ne demekti? Ben kainatın önderiyim, rehberiyim diyordu. Allah Hazreti Muhammed hürmetine kainatı yarattı. Benim hürmetime de devam ettiriyor diyordu. Yani ben olmasam benden sonrası tufan diyordu. Evet. Bakın hala bu insana binlerce kişi inanıyor. Halen inanmakta ısrar ediyorlar. Ya Rabbi imanımıza ve aklımıza mukayyet ol. Evet. Örümceğin yuvasından daha zayıf olduklarını unutuyorlar. Aslında güçlü olma isteği insanda fıtridir. Her insan güçlü olmayı ister. Fakat insanın yanılgısı gücün kaynağı konusunda olmakta. Güçlü olma istemesi suç değil. Ama asıl gücün kime ait olduğunu bilmemesi suç. Gücün kaynağının Allah olduğunu unutması suç. Güçler üstü güçle irtibata geçerek gücüne güç katması gereken insanoğlu yanlış tecrübelerle kendi kusranını hazırlamakta. Askeri, siyasi, iktisadi, fiziki, maddi güce takılı kalan beşer, en güzel vekilden, en güzel sahipten koptu. Ehad ve samet olanda karar kılması gereken kişi, evlat, envar ve emlakla övünür olur. Evlatlarıyla, mallarıyla, yani fayda vermeyecek şeylerle. وَلَا يَنْفَوْ مَعْمُونُ وَلَا بَنُونَ Bugün size bunların hiçbiri fayda vermez. Evladınız, malınız vesaireniz Allah için değillerse bir faydası yok bunların. Faydası olmadığı gibi korkarım zararı da var. Allah için olmayınca hesabını sen vereceksin. Evet. Evladına iyi bir eğitim veremedin. Helalden besleyip yetiştiremedin. Hesabını sen vereceksin. Malı helalden kazanıp Allah yolunda sarf edemedin. Hesabını sen vereceksin. Ne faydası oldu sana? Dünyada üç kuruş yedin içtin. Sayısal, fiziksel, kitlesel ve ekonomik gibi görece güçler insanoğlunun gözünde maalesef büyüdükçe büyüdü. Bunlarla oyalandıkça oyalandık, takıldık kaldık bunlara. Görünene takılı kalan gözler gaybı yalanlar oldu. Gayba yabancılaşır oldu. Bu defa şer güçlerin ve güç odaklarının mağduru ve mazlumu olmaya başladık. Gaybdan uzaklaştıkça, halbuki bizim özelliğimiz neydi? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Biz gayba iman edicilerdik. Yani biz Rabbimizi göremeden, görmeden de ona iman ettik, teslim olduk. Biz ahireti görmedik, varlığına iman ettik, kabul ettik. Bizim imanımız gaybla başlıyor. Ama biz görece olanlara takılınca
görünmeyenleri unutuverdik, yok saydık. Bu defa da o boşluğu zulüm doldurdu, zalimler doldurdu. Onların mağduru mazlumu olduk. Kuvvetin kulvarında insanlığın tüm değerleri iflas eder oldu. Gücün mantığı buydu. Daha güçlü olanın zayıfı ezmesi esastı. Sonluların gücüne güvenenlerin sonu da sadece helak oldu. Geçmişte gücünü statüsünden, kariyerinden, iktidarından, asaletinden, nüfuzundan alanların bakın bugün artık esameleri yok. Hiçbir isimlerin sıfatları yok. Gördüklerimiz gücün zevalidir. Artık batışı, yıkılışı. Peki çare ne? Çözüm ne? Allah ile güçlenmek. Allah'a dayanmak. Allah'a ihtiyaç duymak. Ona muhtaç olduğumuzu itiraf etmek. Onunla arayı düzeltmek. Allah ile iyi geçinmek. Onunla alakadar olmak. Onunla iletişim kurmak. Namaz, zikir, Kur'an, Allah ile iletişimin yolları. Mümin Rabbi ile güçlüdür. Onunla güzeldir, onunla yücedir. Ayaklarını yere vura vura Kabe'ye yürüyen Mekke-i Mükerreme'deki o 40 kişi, ilk 40 kişi acaba gücünü nereden alıyorlardı? Kabe'ye geldiler, Kur'an okudular. İbn-i Mesud, Rahman suresini okudu. Bedir'deki 313 kişinin acaba gücünün referansı kimdi? 3000 kişiye karşı, 3000 silahlı, teçhizatlı, donanımlı askere karşı 313 tane ele asalı, değnekten başka bir silahı olmayan insanların 3 referansı kimdi acaba? Akıl işi miydi bu iş? Allah ile güçlenince artık güven bulmamak diye bir şey söz konusu olmaz. Güveni bulunca da güven vermeye başlarsınız. Güvenilir olursunuz. Allah size güvenince sizi emin kılar. Ve sizin yanınıza gelen emniyettir. Çünkü vekil o. Veli o. Kefil o. Söz konusu olan Allah ise Azze ve Celle gerisi teferruat. Gerisi teferruat. Peki, dönüp şöyle bir soralım. Durum buysa, Allah ile biz nasılız? Allah ile bizim durumumuz. Bizim gündemimiz. Allah ile olmak için çırpınıyor muyuz? Çalışıyor muyuz? Ona odaklanabiliyor muyuz? Adanmışlık ruhu ile ona yönelebiliyor muyuz? Ben Allah'a aidim diyerek bundan bir mutluluk duyabiliyor muyuz? Yoksa emirlerin, tekliflerin külfeti altında ezim ezim eziliyor muyuz?
tekliflerden kurtuluş için çare mi arıyoruz? Sözde Fethullah bunlara bir çare idi. Bugün şimdikiler, yeni fetolar, evet bunlar da birer çare olarak ortaya çıkıyor. Bunları biz çıkarıyoruz. Bizim arayışlarımız çok daha yeni fetolar doğuracak arkadaşlar. Evet. Biz Allah'a teslim olana kadar teklifleri muhabbetle yerine getirinceye kadar çok fetvalar gelecek bize. Yeni yeni fetvalar üreten, her şeyi elimizden almaya uğraşan çok insanlar gelecek. Bakın şimdi şükredelim. Tarihte bu anlayışlar devletleşmiştir. Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde bozuk akideler devletin resmi mezhebi olmuş, devlet halkı buna zorlamış, dayatmıştır. Böyle düşünmeyenleri cezalandırmıştır. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri bu uğurda şehit olmuştur. İmam Ahmed bin Hanbel bu uğurda şehit olmuştur. Kur'an'a mahluk demediği için İmam Hanbel şehit olmuştur. Devlet başkanı Kur'an'ın mahluk olduğuna inanıyordu. Böyle bir fikir ona lanse etmişlerdi. İmam Ahmed'i buna zorluyordu. Sen ülkenin en büyük alimisin. Çık de ki Kur'an mahluktur. Dolayı zindanlarda yatmıştır. İmam Hasan'a, İmam Hüseyin'e bağlılığından dolayı. Hakkın yanında olmak için canını ortaya koymuştur. Şimdi bugün düşünün ki böyle bir sistem olsa he, İslamoğlu'nun anlayışı, Caner Taslaman'ın anlayışı, Süleyman Ateş'in anlayışı vesaire, devlet olsa bu anlayış. İşte Suud. Vahabi anlayışı devlettir. Bütün resmi eğitimde peygambere karşı düşmanlık öğretilmektedir. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Bizi bu anlamda dinimizle imtihan etme ya Rabbi. Evet. Adanmışlık ruhu ile Rabbimize yönelebiliyor muyuz? Onunla güçlenmek imanla dolmaktır. İhlasla durulup takva ile doymaktır. Namazla doğrulup cihatla yeniden doğmaktır. Zikirle dayanıp inkiyat, itimat, itisam, itaat ve ibadetlerimizi sadece ona tahsis etmektir. Namaz, dua, zikir, istiğfar, hamd, şükür, tefekkür, tevekkül, tilavet, teheccüd, kısaca sadece Allah'a teveccühtür. Allah'a yöneliştir. Yani iç dünyaları delik deşik, Allah ile ilişkileri sorunlu insanların dış dünyalarında da derinlikli iletişim kurabilmeleri sizce mümkün mü acaba? Ruhumuzu güçlendirmek, kalbimizi güzelleştirmek, peki Allah'a rağmen bunu yapabilir miyiz?
Allah'ın yardımı olmaksızın ruhumuzu güçlendirebilir miyiz? Kalbi güzelleştirebilir miyiz? Herkesin kalbi temiz. Gerçekten Allah'a ihtiyaç duyuyor muyuz? Yoksa kendi yeterliliğimize mi inanıp güveniyoruz? Allah'a muhtaç olanların Allah'a acaba yönelişleri nasıl olmalı? İhtiyaç hissediyorsak, Cenab-ı Hakk'a kendimizi muhtaç hissediyorsak, o zaman ona yönelişimiz nasıl olmalı? Şayet Rabbimiz yardımını keserse, inayetini kaldırırsa, la teşbih, ne haliniz varsa görün buyurursa, ne yapabiliriz ki? Ne yapabiliriz? Allah'a mesafe koyabilir miyiz? Bu gücümüz var mı? Allah ile güçlenmek istiyorsak Allah'ı güçlendirmeliyiz. Ona güvenmeliyiz. Sürekli gündemimizde tutmalıyız. Gündemimiz Allah olmalı. Ama biz o gündem oluşsun diye asgari ölçüde bize verilen 2-3 tesbihi bile yapamıyoruz. Nasıl oluşturacağız bu gündemi? Namazı kılıyoruz, sabredip oturup namazdan sonra 2-3 kere Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyemiyoruz. Sanki düşünün ki içeride zehirli bir gaz var, duman var, başka bunaltıcı bir ortam var. Bir an evvel dışarı çıkmak istiyoruz. Niye? Camilere bakıyoruz mesela cuma günleri vakit namazlarında. Farz namaz bitmiş. Ama henüz tesbih, dua, zikir vesaire bitmemiş. Müslümanlar hep dışarıda. Ne var dışarıda? Cuma günleri hiç ezan bu sebeple okundu. Bakın cuma günleri bir öğlen ezanı okunuyor. Bizi namaza davet ediyor. Sonra içeride imam hutbeye çıkacağı zaman bir daha ezan okunuyor. Biz bunu sadece cumanın adabından diye biliyoruz. Sebebini bilmiyoruz. Sebebi bizlerle ilgili. Bir cuma günü kainatın efendisi hutbeye çıktılar. Gündemi izah edecekler. Allah'ın gündemini insanlara, Müslümanlara izah edecekler. Bu esnada bir satıcı Hindistan taraflarından bir tüccar geldi, mescidin önünde bir şeyler satıyor, mal getirdi. Yaklaşık 10-12 kişi mescitte kaldı. Alemlerin efendisini hutbede Müslümanlar yalnız bıraktı. Dışarı çıktılar. Bu adamın sattığı şeylere bakmak için. Namaz kılana kadar satılır bize kalmaz diye. Dışarı çıktılar. Resulullah hutbede. Efendimiz Bilal'e işaret buyurdu, kalk bir ezan oku. Ezan oku. Hazreti Bilal tekrar ezan okuyunca dışarı çıkan sahabiler şaşırdı, içeride ne oluyor? Daha yanlış yaptıklarını anladılar, Resulullah bizi çağırıyor. Tekrar içeri döndüler. İçeri döndüler. Durumumuz buna benziyor.
Belki bedenen oradayız ama acaba gönlümüz de orada mı? Bedenimiz belki namaz kılınmasını bekliyor da bazen kalbimiz, zihnimiz namazı bile bekleyemiyoruz. Hiç mescide gelmiyoruz. Hani daha önce de anlatmıştık. İrşadi Baba Hazretleri Bayburt'ta, Allah dostlarından, camiye gidiyor, bakıyor ki imam efendinin pek namazla işi yok, caminin imamı. Ama hiç mihraba gelmiyor yani. Bir koyunu var imam efendinin. Namaz boyunca o koyunu gezdiriyor. Daha iyi süt alabilmem için nerede otlatayım bu koyunu? Nerenin otu verimli? Şu arazi mi güzel, bu yayla mı güzel, bu kır mı güzel? Koyunu bir türlü bir yere bağlayamıyor. Namazda hep bununla meşgul. Senin şimdi he? Ne diyorsun onlara? MR diyorsun, röntgen diyorsun, ultrason diyorsun, bir sürü aletler bulmuşsun. Hem de bunları bulanların birçoğu iman etmemiş yani, batıllar bulmuş. Teknik aletler. Bunlara müthiş inanıyorsun bunların gösterdiklerine, yanılma payları yok. İnançsız insanların bulduğu kabulden Allah'ın nuruyla bakanlara niye inanmıyorsun? Evet. Allah onların gönüllerine öyle bir MR aleti koyuyor ki, öyle bir ultrason koyuyor ki, Allah'ın nuruyla gösteriyor. Allah-u Teala aydınlatıyor, açığa çıkarıyor, netleştiriyor, onlara seyrettiriyor. Buna evliya diyoruz. Allah'ın dostu. İşte İrşadi Baba da imamın emarını çekiyor. Kalbinin emarını, röntgenini çekiyor. Bakıyor ki imam hiç camiye gelmiyor. Bir koyunun peşine takılmış gidiyor. Nasıl ikaz edeyim, ne yapayım? Bir gün arkasına bir sepet bağlıyor, salatalık dolduruyor sepeti. Secdeye gidince sepetin ağzı açık, salatalar yere dökülüyor. O secdeden kalkarken onları topluyor, sepete koyuyor, ayağa kalkıyor. İkinci secdeye gittim, yine dökülüyor. İmam Efendi bakıyor, diyor, Subhanallah, bu adama evliya diyorlar ya. Bu adam veliymiş. Yaptığına bak sen, çocuk yapmaz yani. Namaz kılmayı bilmiyor. Neyse ki geliyor, diyor, Hacı Baba, Şeyh Efendi. Buyur. Ne yapıyorsun sen böyle, diyor ya. Böyle namaz mı olur? Meğer hocam, diyor, ne var namazında? Ya diyor, sen anca salataları göktün topladın, diyor. Namazda başka bir şeyle meşgul olunmaz, diyor. Diyor ki, hocam, ben bunları döküp toplarken camiden çıktım mı, diyor. Yok, hep buradaydın, diyor. Benim namazım oldu, sen kendi namazına bir bak, diyor. Ben salatayı döktüm, topladım ama hiç camiden çıkmadım. Sen bir koyunun peşine takıldın, daha bayır geziyorsun, hiç camiye gelmedin, diyor. Seninki oluyor da, niye benimki olmasın canım, diyor ya. Ha, imam bakıyor, pabuç pahalı yani. Sen bir koyunun peşine gittin, diyor. Camiye gelmedin, seninki oldu. Ben döktüm, topladım, camide çıkmadım, diyor ya. Adam camiye gelmiyor. Cesedi orada. Gönlü nerede?
sırrı nerede? Sabredemiyoruz. Nasıl emniyet kazanalım? Nasıl Hakk'ın güvenini kazanalım ki bu alem de bize güvensin? Bakın mümin kimdi Peygamber'in tarifinde? Elinden, dilinden, halinden eman bulunan, emniyet görülen. Ya Rabbi bizi o müminlerden eyle Allah'ım. Evet. Allah ile güçlenmek istiyorsak dedik, Allah'ı gücendirmemeliyiz. Ona güvenmeliyiz. Sürekli gündemimizde o olmalı. Gündemimizi o meşgul etmeli. Efendimizin İbni Abbas radıyallahu anhum, Hazreti Abdullah, Abbas'ın oğlu üzerinden ona buyurduğu ama bütün ümmetine işittirdiği şu uyarısına dikkatinizi çekmek istiyorum. İbni Abbas buyuruyorlar ki ben bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselamın arkasında idim. Aynı binitin üzerinde idiler. Resulullah'ın arkasına binmiş. Bir at üstünde olduklarını düşünün. Bir yolculuk esnasında Resulullah'ın arkasında idim. Bana buyurdu ki ey çocuk, küçük o zaman, küçük derken 5-6 yaşında anlamında değil, daha genç. Ey çocuk, ben sana birkaç şey öğreteyim mi? Efendimiz buyuruyor. O da öğret ya Resulallah diyor. Talebini ifade ediyor. Alemlerin efendisi buyuruyorlar ki, sen Allah'ı gözet ki Celle Celaluhu. Allah-u Teala'yı gözet ki Allah da seni gözetsin. Sen Allah'ın dinini koru ki Allah'ın hukukuna riayet et ki Allah da seni korusun. Eğer birisinden isteyeceksen, şeye ihtiyacın varsa, birinden bir şey isteyeceksen önce sadece Allah'tan iste. O ihtiyacını en evvel Allah'tan iste. Birinden yardım dileyeceksen, birine sığınacaksan, güveneceksen en önden sadece Allah'tan yardım dile. Ona sığın, ona güven. Bil ki bütün ümmet, bütün bu insanlık sana fayda vermek için toplansalar, sana bir katkı sağlamak için birleşseler, ancak sana Allah'ın yazdığı kadar fayda verebilirler. Allah ne kadar dilemişse, senin hakkında ne kadar bir fayda takdir etmişse, sana o faideyi verebilirler. Bundan başka hiçbir faideleri sana dokunmaz. Yine bütün bu insanlık sana zarar vermek için birleşse, seni yok etmek için birleşse, yine Allah'ın senin hakkında dilediğinden fazlasını sana veremezler. Allah'ın müsaade ettiği kadar zarar verirler. Ne kadar takdir etmişse o kadar. Zira kalemler kaldırılmış, sayfalar dürülmüş, mürekkepler kurulmuştur buyuruyor. Yani kaderde, takdirde, ezelde hepsi belirlenmiş, meseleler karara bağlanmıştır.
Tirmizi'de bu hadis-i şerif, İmam Tirmizi rivayet ediyor. Evet, Allah'ı gözet ki o da seni gözetsin. Ona değer ver ki değer bulasın, kıymetlenesin. Allah'ın sınırlarını koru ki o da senin hukukunu gözetsin, senin sınırlarını korusun. Allah'ın gündeminden düşürme ki Allah'ın gündeminden düşmeyesin. Onu sen kendi gündeminden çıkarma ki unutma ki unutulmayasın. Fezkuruni ezkurkum buyuruyor. Unutma ki Allah da seni unutmasın. Allah'ın davasına yardım et ki dinine yani Allah da sana yardım etsin. Allah ile ilgili olmak, Allah için olmak, aidiyetini Allah'a arz etmek bu anlamda Allah'a bağlanmak, Allah ile barışık olmak, Allah ile birlikte olmak, Allah merkezli bir hayattan sapmamak, şaşmamak. Allah'a iman ettikten sonra haşa Allah yokmuş gibi davranamayız. Çok acı değil mi? Canımızın istediği gibi yaşayamayız. Bizim için bağlayıcı olan Allah'ımızın istekleri, onun arzuları. Arzularımızı Allah'ın ahkamına bağlamak zorundayız. Evet, bizim usulümüz, prensibimiz, adabımız, ahlakımız, kaidemiz, kavramımız, kuralımız, ne diyorsanız, anayasamız, efendim, yani bağlayıcı, değerli, şekillendirici hayatımızda ne varsa Kur'an'dan başkası olmamalı. Kur'an'ın içerikleri, Kur'an'ın mesajları olmalı. Peki, Allah ile seviyeli, nitelikli bir irtibatı nasıl kurabileceğiz? Nasıl olacak bu? Ebu Hureyre'den İmam Buhari rivayet ediyor. Bugünlerde çok gündemimizde Ebu Hureyre. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Buyuruyorlar ki Ebu Hureyre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Allah-u Teala bir hadis-i kutsisinde şöyle buyuruyorlar. Kim bizim veli kullarımıza, bizim dostlarımıza düşmanlık ederse onlar ile problemi olursa biz de ona karşı harbi ilan ederiz. Onun bizimle ciddi problemi vardır. Dostlarımızla problemi olanın bizimle de ciddi problemi vardır. Bir kulumuz bize yaklaşırsa, bize dost olursa, onu bize dost kılan şeyler arasında, o dostluğu oluşturan şeyler arasında en çok hoşumuza gideni, yapıp ettiği şeylerden yani en çok sevdiğimiz, ona farz kıldığımız şeyleri eda etmesidir. Farzları, emirleri yerine getirmesidir. O kul, nafileleriyle bize yaklaşmaya devam eder. Farzlarıyla yaklaşır, nafilelerine de devamlılıkla
bu yakınlığını arttırır. İşte böyle dost olur Allah'a. Bize yaklaştıkça, bu yakınlığı devam ettikçe bizim ona karşı olan sevgimiz, dostluğumuz, onunla olan ülfetimiz artar. Ve bizim sevgimiz onun kalbini istila eder. Gönlüne yerleşir. Bizim sevgimize erer. Onu bir sevdik mi biz? Bir kulu biz bir sevdik mi? Artık biz onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı oluruz. Yani o neye baksa bizim için bakar, bizimle bakar. Nur dedik ya biraz önce, o nurla bakar. İşittiğini bizim için işitir, dinler. Dinlemeye layık şeyleri dinler. Yürürse bize doğru yürür. Bizim için adım atar. Alıp verdiğini Allah için, tuttuğu şeyi Allah için tutar. Veya bıraktığını Allah'tan ötürü bırakır. Yürüdüğü ayağı oluruz. Bizden bir şey istese, bize yönelse, bir şeye ihtiyacı olsa, bir şey istese, istediğini veririz. Dostluk. Bize sığınsa, bir şeyden çekinse, kaçınsa, bize yönelse, bize sığınsa, biz onu himayemize alır koruruz. Onu biz muhafazamıza alırız, himayemize alırız ve onu koruruz. Biz buna veli diyoruz. Biz buna evliya diyoruz. Biz buna insan-ı kamil diyoruz. Evet. Tüm Rabbani teklifler, nebevi tembihler bizim için. Bizim için. Ve bakın Cenab-ı Hak hadis-i kutsisinde biz insanlar üzerinden birbirimizi azdırıyoruz ya, insanlar üzerinden, dostları üzerinden bizi kendisine cezbediyor, çekiyor Cenab-ı Hak. Bizi Rabbimizin rızasına taşıyacak yol haritası, anlam dünyasını işte bu hadis kutsu önümüze seriyor. Ancak bu ameli pratikler üzerinden uygularsak Allah'a yol bulabiliriz. Sadece bunu bilmek yetmiyor. Kuru söylem, içi boş temenni, uç ve uçuk yorum ve teviller, şekli ve sathi bir takım usuller bizi Allah'a kavuşturmaya yetmiyor. Allah'a kavuşturmaya yetmiyor. Deruni bir İslami hayat, özümüze işleyebilecek bir İslami hayat, kalbi ve hasbi bir çırpınış, dolu ve duru bir duruş ile vahye şahitliğimizi toplumsallaştırmalıyız. Bizi Allah ile birlikte kılacak, bizi güçlü kılacak güzelliklere Kur'an'ın bakiyyatus salihat diye tarif buyurduğu o geri kalacak, esas olacak, baz alınacak salih amellere sahip değilsek sonumuz husran ve hicran olacaktır.
gerçekten Allah kimlerle beraberdir bilebiliyor muyuz? Kur'an cevap veriyor bunlara. Allah müminlerle beraberdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah muttakilerle, takva olanlarla beraberdir. Allah müminlerle, ihsanda bulunanlarla beraberdir. Hani bir söz var. Söyle bana arkadaşını, söyle kiminle beraber olduğunu, sana kim olduğunu söyleyeyim ifadesi var ya, bu söz demek ki sıradan bir tespit değil. Söyle kiminle beraber olduğunu, arkadaşının kim olduğunu, sana kim olduğunu söyleyeyim. Evet, kiminle berabersen değerli o kadar. Allah kiminle beraber bunları gördük. O kendiyle beraber olanlarla nasıl beraber oluyor? Hadis-i Kudsi'de bunu gördük. O seviyeye o insanlar nasıl geliyor? İbn Abbas hadisinde onu da gördük. Ne yapıyor o insanlar yani? Evet. Özetle ve hitam olarak Allah ile güçlenmek istiyorsak Allah'a ve Allah'ın dostlarına dost olmalıyız. Rabbim bizi kendi zatına ve kendi dostlarına dost eylesin. Farzları sorunsuz, sıkıntısız yerine getirebilmeyi, ala kaderil imkan nafilelerde devamlılık arz edebilmeyi, muhabbet ve marifet kanadıyla Hakk'a vuslat edebilmeyi bize lütfeyleyip kolaylaştırsın. Bizi her hal ve karda zikrinden, fikrinden, şükründen gafil kılmasın. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan bizi emin eylesin. Ehl-i sünnet akidesi üzere İslamca yaşayıp imanla ölebilmeyi bize lütfeylesin. Hacegan saadatının ümmetlerine bizi mazhar kılıp dünyada onların meclislerinde, usullerinde, ahlaklarında, adaplarında sabit kadem eyleyip ahirette onların şahitlikleriyle, onların himmetleriyle alemlerin efendisine ulaşıp onun meclisinden cemali ba kemali ebediyen seyredebilmeyi lütfeylesin. Rabbim her işimizin önünü, sonunu hayreylesin. Yaşadığımız sürece bizi hayırlı insanlarla, hayırlı nesillerle, hayırlı meşgalelerle daim kaim eylesin.